Bitcoin gündeminden herkese merhabalar, ben Ezgi Bozkurt. Geride bıraktığımız bir haftanın öne çıkan gelişmelerini derlediğimiz haber turumuz şimdi başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri borsasında işlem gören kömür madenciliği şirketi Allianz Resources, kamuya açık olarak paylaştığı finansal raporlarda 425 adet Bitcoin'e sahip olduğunu belirtti. Şirket, sahip olduğu fazla enerjiyi 2020 yılından bu yana Bitcoin madenciliği yaparak değerlendirdiğini açıkladı. Güney Kore'de Nisan ayında yapılan seçimlerde üstünlük kazanan Demokratik Parti'nin Bitcoin ETF ürünleriyle ilgili yasağın tekrar görüşülmesi için ülkedeki finans regülatörüne talepte bulunacağı belirtildi. Demokratik Parti, ülkenin kripto para açılımını hızlandırmayı hedefliyor. Grayscale şirketine ait Spot Bitcoin ETF ürünü GBTC, ETF'lerin işleme açıldığı 11 Ocak 2024 tarihinden beri satış baskısı altındaydı. 3 Mayıs tarihinde ilk kez GBTC ürünlü olan talep, satış baskısının üzerine çıkarak 63 milyon dolarlık giriş kaydetti ve 82 gündür aralıksız devam eden satış baskısı trendi sona ermiş oldu. Bitcoin blok ödülü yarılanmasıyla birlikte hayata geçen Reuse protokol, işlem ücretlerinde ciddi bir yükselişe neden olarak madencilerin işlem ücretlerinden elde ettiği geliri 2 milyon dolardan 25 milyon dolara kadar çıkarmıştı. Reuse protokol talebi düşünce işlem ücretleri 40 dolar seviyesinden 6 dolar seviyesine gerilemiş oldu. Madencilerin işlem ücreti gelirleri yaklaşık 3 milyon dolar seviyelerine indi. Genesis Digital Assets Limited adlı Bitcoin madencilik şirketi, Arjantin devletinin sahip olduğu YPF Luz Enerji şirketi ile Bitcoin madenciliği yapmak için anlaşma sağladı. Enerji sahalarından çıkarılan ancak ekonomik değeri bulunmayan gazlar, Bitcoin madencilik cihazlarını çalıştırmak için kullanılacak. 1200 cihaz, Arjantin için ekonomik değer üretirken doğanın korunmasına da katkı sağlamış olacak. Bitcoin gündeminin bu haftalık sonuna geldik. Gelişmelerden haberdar olmak için Satoshi TV YouTube kanalına ve Satoshi Radyo'ya abone olabilirsiniz. Gelecek hafta yeni haberlerle görüşünceye dek hoşçakalın.